Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu personal pronomen im Dativ, yani datiflikteki şahıs zamirleri. Hazırsanız dersimiz başlasın. Şimdi arkadaşlar, şahıs zamirleri dendiğinde ne anlamalıyız? Diyelim ki ben, bana, sen, sana, o, ona şeklinde yorumlandığında biz personal pronomen im Dativ, yani bu datifteki şahıs zamirlerini ele almış oluyoruz. Dilerseniz bunları öncelikle inceleyelim. Ardından cümle içerisinde nasıl bir fonksiyonu olduğunu inceleyelim. Öncelikle buraya baktığımızda arkadaşlar, ich, ben, dolayısıyla bana diyecek olursak arkadaşlar, mir şeklinde ifade ediliyor. Demek ki ich, ben, bana diyecek olursak ne diyormuşuz? Mir demiş oluyoruz. Du için, bakın sen için bu durumda ne olacak? Dir, yani sana anlamına gelmiş oluyor. Er ve es'e baktığımızda ise ne olacak? İm. Demek ki ona dediğimizde üçüncü tekildeki er ya da es ne oluyormuş arkadaşlar? İm, ona şeklinde ifade ediliyormuş. Sie'ye baktığımızda bu durumda ne oluyormuş? Sie'de arkadaşlar, ihr şeklinde ifade ediliyormuş. Demek ki bana derken mir, sana derken dir, eğer es için ona diyecek olursak ihm, sie için ise ne oluyormuş? Ihr oluyormuş. Şimdi çoğullara bakalım. Birinci çoğulda, yani biz, bize diyecek olursak arkadaşlar, wir ne oluyormuş? Uns. Demek ki wir, uns şeklinde ifade ediliyormuş. İkinci çoğul, İkinci çoğuldan kasıt neydi arkadaşlar? Karşımda iki ve daha fazla insan varsa, yani bir grup insan varsa ihr diyoruz. Dolayısıyla size diyecek olursak arkadaşlar ne olacak? Euch şeklinde ifade edilecekmiş. Bakın nezaket formu nasıl yazılıyordu? Bakın bu şekilde yazılıyordu. Sie, size diyecek olursak ne oluyormuş arkadaşlar? Ihnen şeklinde ifade ediliyormuş. Ve aynı şekilde onlara derken, bakın burada da üçüncü çoğul söz konusu, ne olacakmış? Gene ihnen şeklinde ifade ediliyor. Ama yazımlara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Buna mutlaka dikkat edelim arkadaşlar, yazılı dilde özellikle. Demek ki burayı toparladığımızda bize derken ne diyormuşuz? Uns diyormuşuz. Ihr için, demek ki karşımızda bir grup insan varsa ne oluyormuş? Euch, size anlamındaymış. Nezaket formunda size derken ihnen, onlar, onlara derken bu da gene ne oluyormuş? İhnen şeklinde ifade ediliyormuş. Dilerseniz bunları bir tekrarlayalım arkadaşlar. Onun ardından örneklerimizle devam edelim. Dilerseniz ben söylüyorum, siz de beni tekrarlayın lütfen. Mia, Mia, Dia, Dia, İm, İm, İya, İya, Uns, Uns, Euch, Euch, İnen, İnen. Şimdi arkadaşlar, bu yapıda şimdi bana, sana, ona dediğimizde hangi fiiller bunu çağrıştırıyor? Ona bir bakalım. Burada belli başlı fiilleri görüyoruz arkadaşlar. Gefallen, hoşa gitmek demek. Demek ki gefallen, hoşa gitmek demekmiş. Birazdan bunlarla zaten ilgili cümleleri, o örnekleri görüyor olacağız. Gefallen, hoşa gitmek. Gehören, ait olmak demek arkadaşlar. Danken, teşekkür etmek demek. Helfen, yardım etmek demek. Demek ki gefallen, hoşa gitmek. Gehören, ait olmak. Danken, teşekkür etmek, helfen, yardım etmek anlamına geliyormuş. Ve bu fiiller arkadaşlar hangi kapsamdaymış? Personal pronomen im Dativ, yani datifi gerektiren fiillermiş. Şimdi bunları ele alacağız arkadaşlar. Gefallen ile başlıyoruz. Tahtanın sağ köşesine yukarı baktığımızda arkadaşlar gefallen fiilini görüyoruz. Bakın burada gefallen ünlem işareti koydum. Neden ünlem koydum? Çünkü burada bir düzensizlik söz konusu. Hoşa gitmek demek arkadaşlar gefallen. Şimdi bakıyoruz. Ich gefalle
Tabii biraz absürt gelebilir kulağa ama dilde herhangi bir absürtlük, herhangi bir saçma bir durum söz konusu değil. Çekimlemeyi gerektirdiğinden dolayı bunu söylemem gerekiyor. Ich gefalle, ben hoşa gidiyorum şeklinde ifade edildiğinde bakın ne oluyormuş? Ich gefalle şeklinde ifade ediliyor. Peki sen hoşa gidiyorsun dediğimizde arkadaşlar du gefällst dememiz gerekiyor. Ne oluyormuş arkadaşlar? Düzensiz fiillerde ikinci ve üçüncü tekilde vokallerde bir dönüşüm oluyor. Şöyle ki bakın bu örnekte A ne olmuş? A umlaut almış. Dolayısıyla sen hoşa gidiyorsun dediğimizde du gefällst demiş oluyoruz. Peki üçüncü tekilde durum nedir? Er sie ist gefällt. Bakın burada da gene A umlaut'a dönüşmüş. Dolayısıyla o hoşa gidiyor dediğimizde er sie ist gefällt şeklinde ifade ediliyormuş. Biz hoşa gidiyoruz derken wir gefallen bakın burada gene mazzarda kalmış oluyor. Ihr ikinci çoğulda siz hoşa gidiyorsunuz dediğimizde ihr gefällt demiş oluyoruz ve nezaket formu sie ya da onlar sie ne oluyormuş arkadaşlar? Gefallen şeklinde ifade ediliyormuş. Şimdi bunu çekimli olmamızın sebebi şu arkadaşlar. Bunlarla ilgili cümleler kuracağımızdan dolayı ve düzensiz olduğundan dolayı bunu çekimlemem gerekiyordu. Bu sebepten sizlerle çekimledim. Dilerseniz hep beraber bir üstünden geçelim. Beni lütfen tekrarlayın arkadaşlar. Ich gefalle. Ich gefalle. Du gefällst. Du gefällst. Er gefällt. Sie gefällt. Es gefällt. Wir gefallen. Wir gefallen. Ihr gefällt. Ihr gefällt. Sie gefallen. Sie gefallen. Şimdi arkadaşlar bu çekimlemeyi yaptıktan sonra ilk cümlemize bir bakalım. Cümlemiz ne diyor? Das T-shirt gefällt ihm. Bakın burada das T-shirt zaten anlaşılıyor. Güzel Türkçe'de de böyle diyoruz değil mi? T-shirt hoşuna gidiyor. Kimin hoşuna gidiyor? Bakın ihm denildiğine göre buraya bakıyoruz. Kim kastediliyor arkadaşlar? Bir erkek değil mi? Söz gelimi T-shirt Ali'nin hoşuna gidiyor dediğimizde das T-shirt gefällt ihm demiş oluyoruz. Demek ki burada bir kişi var. Dolayısıyla bu kişi kim? Bir erkek. Bu sebepten ne olacak arkadaşlar? İm şeklinde ifade edilecek. Bakın burada arkadaşlar gefällt yani buradaki gefallen neye göre çekimlenmiş? Zaten birazdan daha bir bariz bir şekilde anlıyor olacaksınız bunu. Nesneye göre çekimlenmiş. Yani kişiye göre değil de t-shirt yani buradaki nesneye göre çekimleniyor. Bu durumda ne yapıyorum arkadaşlar? Das t-shirt ne kapsamda oluyor? Es kapsamında oluyor. Es gefällt. Dolayısıyla das t-shirt gefällt ihm demiş oluyoruz. İkinci cümleye bakalım arkadaşlar. İkinci cümlede die Lampe gefällt ihnen. Lamba hoşlarına gidiyor. Bakın ihnen neydi ihnen? Bakın burada üçüncü çoğul kapsamında öyle değil mi? Onların hoşuna gidiyor. Lamba onların hoşuna gidiyor dediğimizde bakın burada die Lampe tekil olduğu için hangi kapsamda olacak arkadaşlar? Er sie es yani üçüncü tekil kapsamında olduğundan dolayı sie gefällt ihnen ya da die Lampe gefällt ihnen şeklinde ifade ediliyor olacak arkadaşlar. Burada demek ki ben çekimimi nesneye göre yapmak durumundayım. Üçüncü örneğe bakalım. Du gefällst mir. Evet ne diyor cümlemiz? Sen benim hoşuma gidiyorsun. Dolayısıyla eş ne oluyor arkadaşlar? Mia bu durumda bakın dikkat edin. Du'ya göre gefallen çekimlenmek durumunda. Bu sebepten du gefällst şeklinde ifade ediyorum. Du gefällst mir. Sen benim hoşuma gidiyorsun. Ancak arkadaşlar güzel Türkçe'de ne deriz? Şimdi Almanca ve Türkçe'nin ayrıştığı noktadayız.
Çünkü güzel Türkçemizde ne deriz? Sen benim hoşuma gidiyorsun. Ancak Almanca'da sen bana hoşuma gidiyorsun gibi bir anlam çıkıyor, öyle değil mi? Çünkü az önce ne dedik? Datif olduğunda bana, sana, ona şeklinde ifade etmiştik, öyle değil mi? İşte bu noktada kafamızda böyle bir soru işareti uyanmasın. Hiç gerek yok. Neden? Çünkü bu farklı bir dinamik, farklı bir dil denemeyi olan Almancayı gördüğümüzden dolayı bana, sana, ona şeklinde ifade ediliyor. Dolayısıyla Alman mantığına baktığımızda bana hoşuma gidiyorsun gibi algılanıyor. Bu sebepten güzel Türkçemize çevirdiğimizde sen benim hoşuma gidiyorsun demiş oluyoruz. Bu durumda du gefällst mir demiş oluyoruz. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar, die Kleider, die Kleider nedir? Kıyafetler anlamında. Bakın burada çoğul söz konusu olduğundan dolayı ne olacak arkadaşlar? Bakın burada çoğul olduğundan dolayı ne olacak? Gefallen. Bu durumda üçüncü çoğul, öyle değil mi? Die Kleider yerine ne diyebilirdim? Sie diyebilirdim. Bu durumda sie gefallen ihr. İyi acaba kim olabilir? Bakın sol tarafa bakıyorum. İya'dan kasıt kim olabilir? Bu bir kadın. Bu durumda sie ne oluyor? İya onun hoşuna gidiyor demiş oluyorum. Bu durumda die Kleider gefallen ihr. Ona hoşuna gidiyor demeyiz güzel Türkçe'de. Ne deriz? Onun hoşuna gidiyor deriz, değil mi? Bu durumda ne olacak? İya şeklinde ifade edilecek ve die Kleider gefallen ihr denildiğinde kıyafetler onun hoşuna gidiyor demiş oluyoruz arkadaşlar. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das T-shirt gefällt ihm. Das T-shirt gefällt ihm. Die Lampe gefällt ihnen. Die Lampe gefällt ihnen. Du gefällst mir. Du gefällst mir. Die Kleider gefallen ihr. Die Kleider gefallen ihr. Sıradaki örneğimiz arkadaşlar gehören fiili. Gehören fiili ait olmak anlamına geliyor. Ve gehören de gene datiflik gerektiren bir fiil olduğundan dolayı bu kapsam içerisinde değerlendiriliyor. Şimdi ben aitim diyecek olursak arkadaşlar, ich gehöre, sen aitsin derken du gehörst. Er, sie, es, bakın üçüncü tekilde er, sie, es için gehört demiş oluyoruz. Biz aitiz derken wir gehören. İkinci çoğuldaki ihr ne oluyor? Yani sizler, ihr gehört. Nezaket formu sie ya da onlar, sie ne oluyormuş? Gehören şeklinde ele alınıyormuş. Dilerseniz hep beraber tekrarlayalım arkadaşlar. Ich gehöre. Ich gehöre. Du gehörst. Du gehörst. Er gehört. Sie gehört. Es gehört. Wir gehören. Wir gehören. Ihr gehört. Ihr gehört. Sie gehören. Sie gehören. Gehören eylemini öğrendiğimize ve çekimlediğimize göre gelin şahıs zamirleriyle bir araya getirelim bunu arkadaşlar. Şimdi ilk cümlemize bir bakalım. Die Tasche gehört ihr. Die Tasche, çanta, gehören neydi? Ait olmak. Ihr, ona. Kimi kastediyoruz bakalım arkadaşlar? Ihr, yani sie, bir kadına ait, değil mi? Bu durumda çanta kadına ait dediğimizde die Tasche gehört ihr. Buradaki çekimlemeyi, yani gehören'i neye göre yapıyoruz? Nesneye göre. Bu durumda die Tasche hangi kapsamda oluyor arkadaşlar? Üçüncü tekile baktığımızda sie. Dolayısıyla sie gehört, die Tasche gehört, değil mi? Die Tasche gehört ihr. Çanta ona ait demiş oluyoruz. İkinci cümleye bakalım arkadaşlar. Der Stuhl gehört ihnen. Der Stuhl, sandalye, değil mi? Gehört, ait olmak, ihnen. Bakın burada ihnen büyük harfle başlayan, değil mi, bir kelime var. İnen, şahıs zamiri var. Bakıyoruz, neyi kastediyoruz, kimi kastediyoruz arkadaşlar? Sie, dolayısıyla nezaket formunda. Demek ki bu cümleyi kurduğuma göre o kişi benim karşımda. Ve ne diyorum? İskemle ya da sandalye
size ait dediğimde der Stuhl gehört Ihnen demiş oluyoruz arkadaşlar. Ancak der Stuhl gehört Ihnen demiş olsaydık arkadaşlar ve bunu yazılı olarak değil de sözlü olarak tek bir cümle şeklinde kurmuş olsaydık bu iki anlama gelebilirdi. Bu sandalye size ait nezaket formunda olabileceği gibi bu sandalye onlara ait anlamına da gelebiliyor. Dolayısıyla ne yapmış oluyoruz? Cümlenin başında neyi kastediyorsak ona göre yönlendirmiş oluyoruz ve ona göre bir anlam kazanmış oluyoruz. Yazılı olarak karşımıza çıktığından dolayı ne anlamalıyız buradan? Nezaket formu olduğunu anlamalıyız. Bu durumda der Stuhl gehört Ihnen, iskemle ya da sandalye size ait demiş oluyorum. Demek ki o kişi benim karşımda. Üçüncü cümleye bakıyoruz arkadaşlar. Die Couch gehört euch. Die Couch ne demekti arkadaşlar? Kanepe demek. Die Couch gehört euch. Euch ne demek? Bakıyoruz arkadaşlar. Ihr yani ikinci çoğul durumunda sizlere ait dediğimde değil mi? Bir iki ve daha fazla insan varsa yani bir grup insan varsa karşımda size ait değil mi? Kanepe size ait dediğimde die Couch gehört euch demiş oluyoruz. Demek ki hep nesneye göre düşünmemiz ve nesneye göre çekimlememiz gerekiyor arkadaşlar. Ve dördüncü cümleye baktığımızda burada ne diyor cümlemiz? Die Bücher gehören uns. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Die Bücher kitaplar dediğimize göre burada bir çoğul söz konusu. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Kitaplar dediğimize göre üçüncü çoğul yani sie'ye göre çekimlememiz gerekiyor. Sie gehören uns. Uns ne demek istiyoruz? Bir bakalım arkadaşlar. Uns, wir. Dolayısıyla kitaplar bize ait dediğimizde die Bücher gehören uns ya da ne diyebilirdim die Bücher yerine? Sie gehören uns. Onlar bize ait ya da burada yazıldığı gibi die Bücher gehören uns demiş oluyoruz. Dilerseniz bunların bir üzerinden geçelim arkadaşlar. Demek ki die Tasche gehört ihr denildiğinde çanta ona ait. Ihr kime ait? Bakıyoruz arkadaşlar. Ihr sie. Demek ki bir kadına ait. Die Tasche gehört söz gelimi Ayşe. Ama Ayşe yerine ne diyebilirdik? Ona ait dediğimizde die Tasche gehört ihr diyeceğiz değil mi? Der Stuhl gehört Ihnen. Sandalye size ait dediğimizde burada nezaket formu var. Bunu ufak harfle başlatmış olsaydık bu durumda ne olacaktı? Onlara ait değil mi? Üçüncü çoğul olacaktı. Ancak buradaki haliyle ne yapmış oluyoruz? Nezaket formu bu sandalye size ait demiş oluyoruz değil mi? Der Stuhl gehört Ihnen demiş oluyoruz. Üçüncü cümleye baktığımızda die Couch gehört euch. Die Couch kanepe euch. Demek ki iki ve daha fazla insan varsa değil mi karşımızda die Couch gehört euch denildiğinde bakın burada nereden geldiğini görüyoruz. İkinci çoğul ihr ne oluyormuş? Size ait dediğimizde euch yapısına bürünmüş oluyor. Bu durumda die Couch gehört euch diyoruz ve dördüncü cümleye baktığımızda die Bücher gehören uns. Kitaplar uns neymiş arkadaşlar? Wir'dan geliyor. Dolayısıyla kitaplar bize ait dediğimizde die Bücher gehören uns demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Tasche gehört ihr. Die Tasche gehört ihr. Der Stuhl gehört Ihnen. Der Stuhl gehört Ihnen. Die Couch gehört euch. Die Couch gehört euch. Die Bücher gehören uns. Die Bücher gehören uns. Sıradaki eylemimiz danken arkadaşlar. Bu da gene personal pronomen im Dativ kapsamında ele alacağımız diğer fiil. Teşekkür etmek anlamına gelen danken'e baktığımızda düzenli bir fiil olduğunu görüyoruz. Ich danke, ben teşekkür ederim. Du dankst, sen teşekkür edersin. Sie es dankt. Wir danken, ihr dankt, sie danken şeklinde ele alıyormuşuz. Dilerseniz hep beraber tekrarlayalım arkadaşlar. Ich danke, du dankst, du dankst.
Er dankt. Sie dankt. Es dankt. Wir danken. Wir danken. Ihr dankt. Ihr dankt. Sie danken. Sie danken. İlk cümleye bakalım arkadaşlar. Ne diyor cümlemiz? Die Schüler danken mir. Evet. Die Schüler, öğrenciler. Mir, yani ne oluyor arkadaşlar? Ich. Dolayısıyla ben, bana dediğimizde, bakın bu Türkçe'ye daha bir örtüşüyor, öyle değil mi? Öğrenciler bana teşekkür ediyorlar dediğimizde, demek ki Die Schüler danken mir demiş oluyoruz. Demek ki bakın, az önceki söylediğim şey için de burada da geçerli. Şöyle ki, ben çekimlemeyi mutlaka neye göre yapmam gerekiyor? Buradaki şahıs zamirlerinden ziyade neyi kastediyorsam, dolayısıyla burada neye odaklanmam gerekiyor? Öğrenciler. Dolayısıyla onlara göre çekimliyorum ve danken demiş oluyorum. Onlar teşekkür ediyor, değil mi? Bu sebepten die Schüler danken mir demiş oluyoruz. Ben sana teşekkür ediyorum dediğimizde, sana dediğimizde ne olacak arkadaşlar? Du diye şeklinde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ich danke dir dediğimizde, ben sana teşekkür ediyorum dediğimizde ich danke dir demiş oluyoruz. Üçüncü cümleye bakalım arkadaşlar. Das Kind dankt uns. Das Kind, çocuk. Uns, uns ne oluyor arkadaşlar? Bakın burada wir, biz, bize dediğimizde demek ki çocuk bize teşekkür ediyor. Bu durumda das Kind dankt uns demiş oluyoruz, değil mi arkadaşlar? Dördüncü cümlemize, örneğimize bakalım arkadaşlar. Die Ärzte, evet, der Arzt, doktor. Die Ärzte denildiğinde doktorlar, evet, burada bir çoğul durum söz konusu olduğunda ne olacak? Danken olacak. Bu durumda üçüncü çoğul söz konusu olduğundan sie danken, ya da burada olduğu gibi die Ärzte danken, bakın burada ihnen denildiğinden dolayı ne anlamalıyız? Ihnen nezaket formu olduğunu görüyoruz. Sie ne oluyor arkadaşlar? Ihnen olarak ele alındığından dolayı doktorlar size teşekkür ediyor demiş oluyoruz ve die Ärzte danken ihnen demiş oluyoruz. Dilerseniz bunların üzerinden şöyle bir geçelim. Die Schüler danken mir, öğrenciler bana teşekkür ediyorlar dediğimizde, değil mi? Evet, sizlerden de çok güzel geri dönüşler oluyor. O anlamda ben de sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Die Schüler danken mir denildiğinde demek ki öğrenciler bana teşekkür ediyorlar derken ich ne oluyor? Mir olarak ele alındığından Die Schüler danken mir diyoruz. Ben sana teşekkür ediyorum dediğimizde sana, değil mi? Sen, yani du ne oluyormuş? Diye şeklinde, değil mi, ele alınıyormuş. Bu durumda ben sana teşekkür ediyorum dediğimizde ich danke dir diyoruz. Das Kind dankt uns. Uns demek ki wir ne oluyor? Uns şekline bürünüyor. Bu durumda das Kind dankt uns. Çocuk bize teşekkür ediyor demiş oluyoruz. Die Ärzte danken ihnen. Doktorlar size teşekkür ediyor dediğimizde demek ki nezaket formu sie ne oluyor? Ihnen olarak ele alınmış oluyor ve die Ärzte danken ihnen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Schüler danken mir. Die Schüler danken mir. Ich danke dir. Ich danke dir. Das Kind dankt uns. Das Kind dankt uns. Die Ärzte danken ihnen. Die Ärzte danken ihnen. Sıradaki fiilimiz helfen fiili arkadaşlar. Burada da bir ünlem işareti var. Demek ki helfen de düzensiz fiiller kapsamındaymış, değil mi? Bunu bir çekimleyelim arkadaşlar. Ben yardım ediyorum diyecek olursam ich helfe demem gerekiyor. Sen yardım ediyorsun derken dikkat edin. Ne olmuş arkadaşlar? İ'ye dönüşmüş. Bu durumda du hilfst.
sen yardım ediyorsun dediğimizde demek ki du helps dememiz gerekiyormuş. Üçüncü tekile baktığımızda yani er, sie ise ne oluyor? Bakın burada da gene i'ye dönüşüyor. Bu durumda er hilft, sie hilft ve es hilft şeklinde ne oluyormuş? Çekimlememiz gerçekleşiyormuş. Biz yardım ediyoruz derken wir helfen ne oluyor? Mastarda kalıyor helfen. Ihr helft ikinci çoğul yani sizler yardım ediyorsunuz derken ihr helft ve nezaket formu sie ya da üçüncü çoğuldaki onlar sie ne oluyormuş? Helfen olarak ne oluyor? Mastarda kalıyormuş. Dilerseniz bunları hep beraber bir düzenli olarak daha doğrusu düzensiz olan bu fiili doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich helfe. Ich helfe. Du hilfst. Du hilfst. Er hilft. Sie hilft. Es hilft. Wir helfen. Wir helfen. Ihr helft. Ihr helft. Sie helfen. Sie helfen. Birinci cümleye bakalım arkadaşlar. Birinci cümle ne diyor? Die Kinder helfen ihm. Die Kinder çocuklar ihm. Evet ihm. Ne olabilir? Bakıyoruz arkadaşlar. İm üçüncü tekil. Dolayısıyla bu ne olabilir? Bir adam olabilir değil mi? Der artikelli der man. Das Kind olabilir çocuğa değil mi? Bu durumda çocuklar ona yardım ediyor dediğimizde die Kinder helfen ihm dememiz gerekiyor. İkinci cümleye baktığımızda der Mann hilft ihr. Evet bakın der Mann adam ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın ona yardım ediyor. Adam değil mi? Ona yardım ediyor dediğimizde er hilft demiştik az önce. Bu durumda der Mann hilft ihr. Ihr'dan kasıt ne olabilir arkadaşlar? Sie yani bir kadın değil mi? Ona yardım ediyor dediğimizde adam ona yardım ediyor. Kime? Kadına yardım ediyor. Bu durumda der Mann hilft ihr dememiz gerekiyor. Şimdi üçüncü cümleye bakalım arkadaşlar. Die Lehrer helfen uns. Die Lehrer öğretmenler helfen uns. Bize yardım ediyorlar. Bakın buradaki uns, wir neye dönüşüyor? Uns şeklinde bürünüyor. Dolayısıyla öğretmenler bize yardım ediyor derken die Lehrer helfen uns dememiz gerekiyor. Burada arkadaşlar üçüncü çoğul değil mi? Ne oluyor? Sie helfen yerine die Lehrer helfen uns demiş oluyoruz arkadaşlar. Ve sıra son cümleye geldi. Du hilfst mir. Sen bana yardım ediyorsun. Bakın ich ne olmuş? Mir. Bu durumda sen bana yardım ediyorsun derken du hilfst mir dememiz gerekiyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Kinder helfen ihm. Die Kinder helfen ihm. Der Mann hilft ihr. Der Mann hilft ihr. Die Lehrer helfen uns. Die Lehrer helfen uns. Du hilfst mir. Du hilfst mir. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde personal pronomen imdatif konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.